Beton 2017 Hazır Beton Kongresi'nin kapanış törenine hoş geldiniz. Kongre değerlendirmesini yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Hulusi Özkulu kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, iki günlük maratonumuzun son oturumuna ulaşmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Hazır Beton Birliği bu kongrelerine ilk defa 1995 yılında başladı. İlk başlangıcını da biraz üst perdeden yaptı. Yani ERNCO'nun kongresini Türkiye'de düzenledi. Onu izleyen 6 kongre daha var. Bu 5. ulusal düzeyde düzenlenen kongre. Bu arada 20 yıl aradan sonra 2015 yılında 2. ERNCO kongresini de düzenlemiş oldu. Yıllar içinde Türkiye'de hazır beton üretimi de düzenli bir şekilde arttı. Son rakam olarak 109 milyon metreküp'e ulaştığını biliyoruz. Yine beton konusunda bir başka başarımız da ERNCO'nun genel başkanlığını almamız. Yavuz Işık şu anda ERNCO'nun başkanlığını yapmakta. Bu iki günlük süreçte 63 tane sunum yapıldığını görüyoruz. Bu bildirileri sunan araştırmacıları şöyle bir göz atmak istersek 28 sunumu üniversiteden gelen araştırmacıların, akademisyenlerin sunduğunu görüyoruz. 13 bildiri de üniversite ve sanayinin işbirliği yaptığını anlıyoruz. Tek başına sanayiden gelen bildiri sayısı 14. 3 tane de kamu kurumlarından bildiri sunulduğunu görüyoruz. Burada Hazır Beton Birliği'nin de 3 tane sunumu olduğunu söyleyebiliriz. Toplam olarak düşünürsek üniversitelerin katkı yaptığı bildiri sayısı 44 tane. Oran olarak bu araştırmacıların dağılımına bir göz atmak istersek %46 oranında akademisyenlerin bu bildirileri hazırladığını görüyoruz. Üniversitenin sanayiyle işbirliği yaptığı çalışmaların oranı %21. Sanayinin tek başına sunduğu çalışma %23 oranında. Kamu kaynaklı bildiriler toplam bildirilerin %5'ini, kamu üniversite işbirliğiyle sunulan bildiriler yine aynı oranda. Hazır Beton Birliği de yine bu sunulan bildirilerin %5'ini kapsıyor. Toplam bildirilerin herhangi bir şekilde akademisyenlerle ilgili olanları %72 oranında. Bu rakam belki bize beton konusunda üniversiteyle sanayinin iyi bir oranda işbirliği yaptığını gösteriyor diyebiliriz. Burada da oranlar 2017 oranlarının bir önceki kongrelerle karşılaştırmasını görüyoruz. Biliyorsunuz önceki ulusal kongre 2013 yılında yapıldı. ERNCO Uluslararası Kongre ise 2015 yılında yapıldı. Burada bu yıl akademisyenlerin katkısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz oran olarak.
ERMKO kongrelerinde bu oran ancak %25. Şu andaki kongremizde %44 oranında. Üniversite sanayi işbirliği 2013'te biraz daha fazlaymış, %30'un üzerinde. Burada %20'nin biraz daha üzerinde ama ERMKO'da bu oran daha az, %20'den daha az. Tek başına sanayinin sunduğu, hazırladığı bildirilerde ise ERMKO biraz daha öne çıkıyor. Burada %35'e varan oranda bir katılım görüyoruz. Kamunun payı 2013'te ve ERMKO kongrelerinde hemen hemen yok. Bu yıl ancak %5 oranında bir kamu payı var. Kamunun üniversitelerle işbirliği yaptığı bildirilerin oranı da %10'dan az. Yine bu ERMKO'da böyle bir bildiri sunulmamış. Buna karşılık birlikler tarafından hazırlanan, yani değişik hazır beton birlikleri Avrupa'da yer alan ya da katkı üreticiler birliği gibi, prefabrik birliği gibi Avrupa kaynaklı birliklerin hazırladığı bildiri sayısı ise %20'den daha fazla. Bu Türkiye'de yapılan kongrelerden biraz daha farklı bir durumu gösteriyor. Yine Avrupa'da araştırma merkezleri var bu konuda yayın yapan. Bunların oranı da %10'a yaklaşmış. Üniversite katılımlı, yani üniversiteyle işbirliği yapılarak hazırlanan bildiri oranları 2013 ve 2017 beton kongrelerinde hemen hemen birbirine yakın, %70'in üzerinde. Ama Avrupa ERMKO kongresinde bu oranın %45'ler, %44'ler civarına düştüğünü görüyoruz. Sunulan bildirilerin konu dağılımlarını, hangi konularda araştırmalar yapılmış, bunlara bir göz atacak olursak, hazır betona yönelik bildiriler, yani hazır betonun işte kalite sorunu gibi ya da işte fiyat sorunu, satış sorunu gibi, pazarlama sorunu gibi konulara yönelik olarak Türkiye'de ancak 3 tane bildiri her iki dönemde de 2013-2017 yıllarında. Ancak bu oran ERMKO'da daha fazla. 7 tane bildiri sunulduğunu görüyoruz bu konuda. Sürdürülebilirlik diyeceğimiz genel anlamda, yani geri kazanılmış su, geri kazanılmış agrega, bir takım atık plastiklerin beton üretiminde kullanılması ya da genel sürdürülebilirlik konularındaki bildiri sayılarına bakacak olursak, bu 2017, yani içinde bulunduğumuz kongrede 8 adet bu konuda bildiri var. Yine ERMKO'nun bildiri sayısı biraz daha fazla, 10'a ulaşmış. Yine Türkiye'de çalışılan konuların başında puzulanlar da önemli bir yer tutuyor. Puzulanlara yönelik her iki ulusal kongrede de 7-8 adet çalışma yapılmış. Ama ERMKO'nun bu konuya fazla ilgi göstermediğini görüyoruz. Beton yollarla ilgili 2013'te bir tane çalışma varmış. Ama bugün de son oturumda gördük. Bu 2017 döneminde bayağı önemli 5 tane çalışma sunuldu. Durabilite konusu 2013 ve 2017 ulusal kongrelerinde birbirine eşit 5'er tane bildiri sunulmuş. Ama bu ERMKO'da daha fazla önemsendiğini görüyoruz. 11 adet bildiri hazırlanmış bu konuda. İşte basınç dayanımına etkileyen değişik faktörlerin ele alındığı bildiriler,
bu dönemde de vardı. ERNKO'da da yer almış. Burada belki ilginç bir nokta, 2013 yılında kendiliğinden yerleşen betonlar önemli bir konu gibi görünüyordu. 5 tane bu konuda bildiri varken bu yıl bu 1'e inmiş. ERNKO'da ise bu konuda hiçbir çalışma sunulmamış. Bu konuların dışında beton davranışının modellenmesine yönelik, akıllı betonlara yönelik, işte reolojik özellikler, kimyasal katkıların taze beton özelliklerine etkisi, hafif ağır beton özellikleri, kentsel dönüşümle ilgili yine bir çalışma ve standartlarla ilgili bildirilerin sunulduğunu görüyoruz. 2013 yılında biliyorsunuz iki farklı yaklaşım uygulanmıştı. Belli sayıda çağrılı konuşma yapılmıştı. Bunun dışında da 41 adet bildiri sunulmuştu. Bu yılki kongrede toplam bildiri sayısı 63 ve çıktığını görüyoruz. ERNKO'da da ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam bildiri sayısı 62. Bunların oranları olarak da bakacak olursak hazır beton sektörüne yönelik bildiriler işte %5, %7 ulusal kongrelerde, ERNKO'da biraz daha fazla önemsenmiş, %11 oranında bildirilerin toplamının %11'ini kapsıyor. Sürdürülebilirlik bu yıl 2013'e göre daha fazla sayıda bildiri bu konuda sunulmuş. ERNKO'da yine bu biraz daha fazla önemsenmiş gibi görünüyor. Puzolanlarla ilgili çalışmalar 2013'te toplam çalışmaların %17'si iken bu yıl %13'e düşmüş. Yine lifli betonlar her iki ulusal kongrede de %10 ve biraz üzeri oranında çalışma yapılmış ama lifli betonlarla ilgili ERNKO kongresinde bir bildiriye rastlayamadım. Beton yollar yine bu yıl daha büyük oranda toplam bildirilerin %8'ini beton yollar, beton bariyerler, beton korkuluklar konuları kapsıyor. Durabiliteye yönelik olarak da %8'de %12 arasında ulusal kongrelerde bildiri sunulmuş. ERNKO kongresinde ise bu oran %18'e yakın. Biraz önce de belirttiğim gibi kendiliğinden yerleşen betonlar 2013'te toplam bildirilerin %12'sini kapsarken bu yıl bu oran epeyce azalmış, bir yanılmıyorsam bu konuda bildiri sunulmuş. Evet, gelecek kongrede buluşmak dileğiyle çok teşekkür ediyorum.